başka etmenler de varmış, soğuk, akıntı, evet, dalga. O yüzden 7. saatte hipotermi tehlikesi yaşadım. Ya yani bayağı bir mücadele ettim 3 saat kadar ama daha sonra çıktım sudan. Zaten hakem kararıyla oluyor. Yanımızda bir tekne oluyor. İçinde hakem, bütün federasyondan birileri. Evet, evet. O sene başaramadım ama sonraki sene bu sefer araştırmaya başladım. Nasıl yapılıyor? İşte yurt dışına geçen insanlar nasıl geçmiş? Hangi antrenörler yapmış? Hangi kamplara gitmişler? Bu sefer başardım 2018'de. Tebrikler. İki Türk kadınıyız zaten. Bir tane de Amerika'da yaşayan bir Türk kadın daha var, geçiş yapan. İlki zaten Nesrin Olgun Hanım. Buraya yarışlara da gelmişti. Ondan 40 yıl sonra olması lazım benim geçiş. 40 yıl sonra aynı yaşta geçmişim ben de. 21 yaşında. Bravo. Sizin peki, siz Aqua Masters'a ilk ne zaman geldiniz? Şimdi ben ilk önce bir iş adamıyım yani, bilgisayar mühendisiyim. Ondan sonra Amerika'da okudum. Ondan sonra Amerika'da uzun süre çalıştım. Bir de 2007 ile 2015 arasında 8 sene Turkcell'in genel müdürüydüm. Oğlum Amerika'da ciddi havuz yüzücüsüydü. Yani o da 9 yaşından başladı. Bir 18 yaşına kadar yüzdü, üniversitede de yüzdü. Hatta yani Washington eyaletinde yüzme rekoru kırdı. İlk önce 10 yaşında, sonra 12 yaşında, sonra üniversitenin kurbağalama rekorlarını falan kırdı 100-200'de. Ben de ondan önce yüzüyordum ama yani havuzda kendi başıma yüzüyordum. Sonra işi daha ciddiye alıp yani bir yerde oğlumdan öğrenmeye başladım. Yani bir de Turkcell'deyken yüzme sporuna çok önem verdik ve en büyük sponsoruyduk Yüzme Federasyonu'nun. Yani çok gurur duyduğum konulardan bir tanesi, aynı zamanda Michael Phelps'in antrenörü Bob Bowman'ı Türkiye'ye getirdik. Ben o sene hatırlıyorum, evet. Ve yani onu açıkçası ben ikna ettim çünkü tam Beijing Olimpiyatları'nda 2008'de Michael 8 madalya alınca bütün dünyanın en, yani olimpiyatlarda en çok madalya alan sporcusu oldu. Sadece yüzmede değil. Ve muazzam bir talep vardı. Çin dahil birçok ülke, onlar da yüzme sporlarını ülkelerinde geliştirmek istiyorlardı. Yani Amerika'da Yüzme Federasyonu Başkanı ve Bob Bowman, yani Turkcell gibi çok profesyonel New York borsasında kote bir firmanın verdiği güvenceyle adam Türkiye'ye baş danışman oldu. Ve sadece kendisi, yani biz oradaki stratejimiz de Türkiye'de 300 tane antrenörü yetiştirmekti. O yüzden birçok seminerler yaptı. Ve yani o zamanlar ben hatırlıyorum, ilk sorduğum soru, Türkiye'de kaç tane lisanslı sporcu var? Yani 7000-8000 civarındaydı 2007'de 8'de. Yani biz bunu 2'ye 3'e katlama hedefini aldık. Yani Yüzme Federasyonu'nun çok destekçisi olduk ve Aqua Master'ı yani kendim de yüzmeye başlayınca tanıdım ve yani Selçuk Bey'in bence burada yaptığı liderlik dünyaya örnek olacak bir şey. Yani hem Türkiye'yi tanıtıyor hem de insanları yüzmeye teşvik ediyor. Yani mükemmel bir iş başarıyorlar. O yüzden bir defa gönlüm en büyük destekçisi olarak hep Aqua Masters'ın arkasında yani. Ya benim de sporcu olarak kesinlikle, çünkü federasyon yarışlarından sonra Turkcell senesinde ben biliyorum, milli takım tişörtlerimizi hep omuzlarında Turkcell yazardı. Benim seneme denk gelmişiz demek ki. Ondan sonra benim de ilk katıldığım yarışlar Aqua Masters yarışlarıydı. Ve ben federasyon dışında başka açık su yüzemeyeceğimizi düşünüyordum. Buraya ilk geldim, 3 ve 5 kilometre yarışlarına katıldım, Marmaris'teydi. Sanırım bir sene sonra, 2016 gibi yarışlar başladıktan sonra geldim. 3, 5, 7, 10 kilometre yüzmeye başladık. Hatta belki daha büyük mesafe, evet, hedefleri de vardı. Evet. Yani burada pek çok insan açık su deneyimi edinmiş oluyor. Kendi branşım açık su olduğu için o açıdan inceliyorum. Zaten denizde yüzen insanlar
yarışma fırsatını yakalıyor. Yani arkadaşlarıyla birlikte burada buluşuyor ve ekip halinde geliyorlar. Burada biz buluştuğumuz zaman sınıf buluşması gibi oluyor ve normal evet. gördüğümüz insanlardan daha fazla burada evet. vakit geçiriyoruz. Bence evet. çok güzel bir ortam yaratıyorlar burada. Yani ben Aquamaster'ı gerçekten Türkiye'nin en yani world class dünyada bu işi en iyi yapanlardan olduğunu düşünüyorum. Burada yani hem Selçuk Bey'in liderliği var ama yani bence hem iyi bir fikir olması lazım hem bunun iyi uygulanması lazım bir de iyi tanıtılması lazım. Bence Fethiye Hanım da muazzam bir iş yapıyor. Yani her işte yani ilk önce iyi bir ürünün, iyi bir servisin olacak ama onu da iyi tanıtmak lazım. Yani yarışların yapıldığı yerler bence sadece Türkiye'nin en güzel yerleri değil, dünyanın en güzel yerleri. Yani ben vaktimin çoğu, işlerim icabı Seattle'da geçiyor da ama ben her tatil fırsatında yani şu İzmir'le Mersin arasındaki o bölge dünyanın en güzel yeri. Yani Hawaii mesela, Hawaii'de benim buralarımda yara var. Sebebi yüzerken o büyük dalgalar beni vurdu yani. Su bulanabiliyor, kayalar ortaya çıkıyor. Yani açık suda yüzme çok zor ama bizim sularımız daha sakin ve daha emin ve tarihi yerler, renkleri güzel. Hepsi bir arada. Bu yarışma parkurunda da Faselis koyuna gideceğiz. Yürüyerek sahilden çıkabiliyorsunuz. Bir antik bir kentin içine çıkıyorsunuz. Hani hem yüzüyorsunuz, üstelik öyle bir suda değil. Ben ilk şampiyona yayınladıklarında Sulu Adayı hayatımda ilk defa gördüm. Ve rengine gerçek olduğuna inanamadım. Nasılsa video dedim. Sonra gerçekten gittik. Ve gerçekten o renk. Gerçekten öyle bir plaj var. Ve dünyada başka bir yerde olduğuna zannetmiyorum öyle bir adanın. Varsa bile şu anda biz yüzebiliyoruz. Deniz canlıları açısından çok bize bir tehlikeli olan bir canlı yok. Dediğiniz gibi su altında kayalıklar veya mercan yani insana tehlike oluşturacak bir şey yok. Plaj şeklinde. Evet. Ki çoğu gelen yarışmacı da Rusya'dan ve Amerika'da gelen yarışmacılar hayatımda ilk defa turkuaz rengi suyu Türkiye'de gördüm diyorlar. Aynen, kesinlikle doğru. Bu arada yani seninle sohbet ederken yani hem muazzam bir dünyada sayısı çok az olan bir sporcusun. Aynı zamanda kadınların da her işi yapabileceğinin en güzel örneğisin. Bir de yani öğretmeye meraklısın. O yüzden hayran kaldım yani geçmişine. Bu genç yaşta muazzam işler başarmışsın ama daha yapacak en güzel günlerde ileride olduğuna inanıyorum senin için. Yani bir de bu pandemi bence dünyayı gerçekten değiştirdi. Yani bence hayatın ne kadar kırılgan olduğunu da gösterdi ve hayatın ne kadar güzel olduğunu da herkes bir kere daha anladı. O yüzden yani bence insanların mutluluğunda sağlıklı yaşam çok önemli. Sağlıklı yaşamın da yani hem doğru yemek lazım ama aktif hayat çok önemli. Sürdürmenin önemini anladılar aslında. Evet. Yani kendilerine öncelik vermenin önemini anladılar. Çünkü zorunda da kaldılar. Eve hapsolunca daha çok insanlar spor yapmaya yöneldi. Daha sağlıklı beslenmeye yöneldi. Yani biraz evvel anlatıyordun yani o manşı geçmede. Yani bence tam bir sporcu hikayesi. Yani ilk etapta yaparım diyorsun. Soyunuyorsun, gidiyorsun, atlıyorsun. Ama akla gelmedik şartlarla karşılaşınca değil mi? 7 saatlik sonra yani son hakemler durduruyor seni. Kalıyorsun. Ama sonra yani pes etmeyip yani bu işi nasıl yapılıyor, uzmanları nasıl yapmış, oradaki yani optimum durum nedir, o problemi çözmüşsün kafanda ve başarmışsın yani. Bu muazzam bir hikaye. Benim antrenör olmama vesile oldu belki de. Zaten spor bilimleri okuyordum fakat hani yüzdüğüm için okuyordum ve daha çok vakit geçirebilmek için orada spor alanında. Ben ilk sene bulamayınca, yani ilk sene başaramayınca bütün sene boyunca bu sefer araştırmak zorunda kaldım. Bu insanlar burayı nasıl geçmiş, nasıl antrenman yapmış, soğuğa çalışmışlar, dalgaya çalışmışlar. O antrenörlere ulaşmaya çalıştım, nasıl kamp yaptıklarını öğrenmeye çalıştım. Bu sayede oldu ama beni çok güzel de eğitti. O anda bana şunu öğretti, hani pandemide de çok faydasını gördüm bu mentalitenin. Eğer bir şey yolunda gitmiyorsa, senin elinde olmayan bir şeyse ondan öğrenmeye bakmak lazım. Çünkü o anda gerçekten çok
kötü hissediyor insan. Çünkü o sene de sponsorlar vardı, verilmiş sözler vardı ve ben gerçekten elimden geleni yaptım. Fakat soğuk antrenmanım yoktu, başaramadım. Ama çıktığım zaman yapmak istiyordum hala. Tekneye çıktığım andan itibaren tekrar şansım olsa da girsem suya. Ama biliyorsunuz yok. Evet. Tekneye tutunduğumuz andan itibaren. Bana çok güzel bir faydası oldu yani o. Aslında başarısızlıktı, başarıya dönüştü ve şu anda da bir sporcuyu hazırlıyorum. O da bana bu hikaye vesilesiyle geldi. Yine bu yarışmada tanıştık. Onun da ismi Aysu. Aysu ile Aqua Masters'ta tanıştık ve bu hikayeyi duyarak bana geldi. Hani birlikte yüzmek istiyorum. Ben de, Bengüsü sen de gitmişsin, nasıl yaptın? Ben antrenörlüğü düşünmüyordum o zaman da. Fakat bu 2 yıl içinde ne kadar bir şeyler öğrendiğimi fark ettim ve vermek de istiyordum birilerine. Yani buna vesile, çok güzel bir şeye vesile evet. oldu. Yani bence hayatta sporun çok önemli bir yeri var. Mesela çok önemli bir Türk yönetici var, Muhtar Kent. Bir gün onunla sohbet ediyorduk. Yani niye Amerika ekonomide çok başarılı dünyada diye konuşurken o Amerikalıların spora çok meraklı olmalarını çok önemli bir etken olarak gösterdi. Yani yenilmek esasında bazen bir artı bile olabiliyor. Yani ilk etapta başarılı olmamak. Yani çünkü hayatta hiçbir zaman her şeyi kazanmak mümkün değil. Yani herhangi bir başarısızlıkta yılmamak, ondan sonra problem çözmek kafasıyla aynı senin Manş'ta yaptığın gibi. Yani bu işin ilk başta bir zorlukla karşılaştık. Bu zorlukları nasıl çözeriz, problemleri nasıl çözeriz? O kısmı ya, daha keyifli aslında değil mi? O yolculuk kısmı çok keyifli evet. bence de yani. Yani bence o yüzden Türkiye'de sporcuların sayısını arttırmak, yüzücülerin, yüzmek de yani her yaşta yani 2 yaşından 90 yaşına kadar yapılabilecek bir spor yani. Yani ve yani başka sporların bazen vücudun çeşitli diyelim ki yüzme, koşmanın dizlere, kalçaya ağır yük getirmesi olabiliyor ama yüzme daha dengeli. Yani bütün vücudu geliştiriyor. Hem kolları geliştiriyor, hem bacakları geliştiriyor, hem tabii kardiyovasküler tarafı çok önemli. Ve dünyanın en güzel denizleri etrafımızda. O yüzden Türkiye'ye çok uygun. Turizm için büyük bir potansiyel. Yani bu sahillerde yüzmek isteyenler bence dünyanın zengin insanları bu güzel sporlarda da yararlanmak istiyorlar. Bence Akomasi de bütün bunun hepsini çok güzel bir araya getiriyor. Ben çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Ben de seninle tanıştığıma hem çok memnun oldum hem de seni kutluyorum. Hem de mükemmel işler yapacağına da %100 eminim. İmreniyorum seni yani. Teşekkür ederim. Burada Martı Vila otellerine de teşekkür ederiz. Böyle güzel bir alanda bu röportajı yaptığımız için. Aqua Masters ailesine, Tia'nın ve Selçuk Bey'e de çok teşekkür ederiz.